Merhabalar. Bugün de sizlerle etli kuru fasulye yapalım. Bunun için ben bir kase kuru fasulye koyuyorum tencereme. İçerisine de kaynamış suyumu koyuyorum. Şöyle bir iki taşım kaynatıp fasulyenin gazını alalım. Bunu süzelim. Sonra yemeği yapmaya başlayalım. Biz de bu arada kuru soğanımızı yemeklik şekilde doğrayalım. Şöyle büyük boy soğan aldım bir tane. Onu doğruyorum. Evet, 5 dakika haşlayıp şöyle suyunu süzdüm. Tenceremize şöyle 1, 2, 3, 4, 5 yemek kaşığı. Bu benim yemek kaşığı kadar küçük bir tahta kaşığım. Zeytinyağımızı koyalım, ısınsın. Bir büyük boy soğanımızı doğramıştık. Onu da yağımızın içerisine alalım. Biraz yumuşatalım. Tuzunu da koyabilirsiniz bu esnada. Benim buzlukta böyle kavrulmuş etim vardı, bir kase kadar, 200 gram mı desem, 150 gram mı? Çünkü fasulyemiz de az. Onu koyuyorum. Eğer siz çiğ etten yapacaksanız, kızgın yağda önce eti kavuruyorsunuz, suyunu çektikten sonra soğanını ekleyerek kavurmaya başlıyorsunuz. Şimdi et de buzu çözülsün, salçasını katacağız. Evet, etlerimiz de iyice yumuşadı, ezildi. Bir yemek kaşığı biber salçası koyuyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Bunların da kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuruyorum. Şimdi burada yarım çay kaşığı kimyon. Çay kaşığının ucuyla biraz zencefil, biraz zerdeçal koyuyorum. Sadece bunlar biraz aromatik tatlar katsınlar. Hem lezzet verirler kuru baklagillere. Yine yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da toz biberim var. Şöyle bir çay kaşığı kadar da pul biberim var. Hepsini katalım. Şöyle bir karıştıralım. Evet. Şimdi kaynamış suyumuzu ekliyoruz. Kaynamaya başladı. Haşlayıp süzdüğümüz kuru fasulyelerimizi de katalım. Kuru fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirelim artık. Evet, çok güzel yumuşacık bir kuru fasulye oldu. Yalnız ben ıslatmadığım için 1,5 saat gibi bir sürede pişirdim. Siz ıslatırsanız fasulyenin durumuna göre bakarak daha kısa sürede ya da düdüklüde pişirebilirsiniz. Böyle yanında kuru soğanlarla ikram edebilirsiniz. Deneyeceklere kolay gelsin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın.